44'lük magnumun var mı? Pahalı bir silahtır. Bende para var. Tam bir canavardır. Motoruna kurşunları boşaltırsan 40 metreden arabaları durdurur. Al bakalım. Satmak istersen iyi para eder. Şuna bir bak. Gördün mü? Mükemmel. Bunu Harlem'deki zencilerden birine 500 dolara satabilirim. Fakat ben sadece kaliteli insanlarla iş yaparım. Ne dersin? Bu belki senin için fazla büyük. Bu durumda sana bu 38'li öneririm. Şuna bir göz at. Ne güzel değil mi? Tümüyle nikel kaplama. Bu polislerin kullandığı tabancalardan. Kımıldayan her şeyi durdurur. Bu silahları Afrika'da fil öldürmek için kullanıyorlar dostum. 38'lik sana daha uygun. Bu tabancalardan bazıları oyuncak gibidir. Fakat 38'likle duvara çivi bile çakabiliriz. Bununla hedefi çok kolay vurabilirsin. Çok kullanışlıdır. Ve etkilidir. Bir otomatiğe ne dersin? Bu 25'lik bir otomatik Colt. Çok iyidir. Harika bir tabancadır. 6 mermi alabiliyor. Bir tane de haznede. Tabii hazneye mermi koyacak kadar aptalsan. Al şuna bir bak. 38'lik bir Walter. 8 mermilik şarjörü var. Bu da güzel bir tabanca. Bir de şuna bak. İkinci Dünya Savaşı'nda... bunu P-38'in yerine kullandılar. Sadece... evet, sadece subaylara verilirdi. Güzel tabanca öyle değil mi? Hepsi ne kadar? Hepsi mi? Ancak bir aptal o silahı cebinde öyle taşır. Bu el yapımı bir kılıf. Bir Meksikalı'dan aldım. 40 dolar. Magnum için 350. 38'lik için 250. 25 için 380 dolar. Al şunu. Gel seninle biraz yürüyelim. Uyuşturucuya ne dersin? Ot, esrar, kokain, maskalin, yatıştırıcı, nembutal, klorohidratlar, uyarıcı ya da amfetamine ne dersin dostum? Hayır, böyle şeylerle ilgilenmiyorum. Kristal metolin bulabilirim. Nikis okside ne dersin dostum? Kadillağı ne dersin hatta? Pembe bir kadillak bulabilirim. Hem de iki...